yılbaşı gecesi Reyna'da 39 kişiyi katleden terörist İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Özbek asıllı Ebu Muhammed Horasani kod adlı Abdülkadir Masaripo Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Teröristin yakalandığı evin Kırgız bir arkadaşına ait olduğu bildiriliyor. Operasyonda şüpheli Abdülkadir Masaripov'la biri Kırgız asıllı erkek olmak üzere 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı değerli izleyenler. Terörist şu anda Haseki Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiriliyor. Sağlık kontrolünün ardından da Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek. Teröristin yakalandığı sırada yanında 4 yaşındaki oğlunun da olduğu öğrenildi. Örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğünü öğrendik. Bunu da size aktarmış olalım. Şimdi telefon attığımızda Habertürk muhabiri Osman Yirgin bulunuyor. Osman, sendeki son bilgiler neler? Bizimle paylaşır mısın? Evet, biz İstanbul'daki Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne intikal halinde olduğumuzu belirtelim. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi DAEŞ'li terörist şu anda Haseki Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiriliyor ve sağlık kontrolünün hemen ardından da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sorgulanmak üzere getirilecek. Gerçekten aslında büyük ve başarılı bir operasyon, çünkü 17 gündür, artık 17. gününe girildi. Yılbaşındaki o saldırıdan sonra adeta polis didik didik, ilmek ilmek bir üstü çalışma yapmıştı. 1000 saatten fazla bir görüntü incelediğini biliyoruz ve aslında daha önceki olaylardan, daha önce bu tip başımıza gelen vakalardan karşılaştırdığımız zaman son derece gizlilik üzerinde yürütülmüş bir operasyon. Zira zaten saldırı da DAEŞ'in daha önceki saldırılarına benzemeyen bir saldırıydı. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bir saldırıydı. Dolayısıyla polis hem saldırganın, teröristin profesyonelliği üzerine hem de yeni bir saldırı yapma ihtimali üzerine karşı soruşturmayı son derece gizli bir şekilde yürütüyor ve çok sayıda adrese de operasyon düzenlediğini biliyoruz. İlk dakikalarda aslında hemen saldırının bir gün sonrasında Kuruçeşme'de daha önce bizim de ulaştığımız taksiye kaçma görüntülerinin sonundaki pek çok adreste operasyonlar düzenlenmişti ve oradaki pek çok adreste yine gözaltına alınanlar olmuştu. Ancak tekrar tekrar belirtelim, polis bu gözaltılarda özellikle bizlere, yani gazetecilere çok da fazla soruşturmanın gizliliğini ihlal etmemek için soruşturmayı gizli yürütebilmek için çok da fazla bilgi vermiyordu. Daha sonra İstanbul'un dışına çıktı operasyonlar. Konya'da, İzmir'de pek çok adrese operasyon düzenlendi ve son olarak da geçtiğimiz hafta, öyle zannediyorum, 12 Ocak'ta Maltepe'de bir eve operasyon düzenlendi ve kızıyla birlikte Abdülkadir Masaripov'un eşini gözaltına almıştı ve onun sorumlusu tamamlandıktan sonra da işte birkaç saat önce düzenlenen bir operasyonla Esenyurt'taki Kırgız asıllı bir arkadaşının evinde kaldığı söyleniyor. Orada bir operasyon düzenlendi ve yanında 4 yaşındaki oğluyla birlikte Reyna saldırısını düzenleyen 39 kişinin hayatını kaybetmesine, katledilmesine gerçekleştiren terörist yakalandı. Bir Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın, 5 kişi şu ana kadar gözaltında ve dediğimiz gibi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Haseki Devlet Hastanesi'ndeler şu anda. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat içerisinde de Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceğini söyleyelim ve yanında 1,5 yaşında kızı annesiyle birlikte gözaltına alınmıştı, eşiyle birlikte. Bugün de artık 4 yaşındaki oğluyla birlikte Abdülkadir Masaripov aslında farklı, belki de saldırıları beklediğimiz bir anda polisin son derece önemli ve başarılı bir operasyonuyla gözaltına alınmış oldu. Zira 16-17 gündür, 17. gününe girdik. Pek çok görüntüsü ortaya çıkmıştı, servis edilmişti. DAEŞ tarafından propagandası da bu şekilde yapılıyordu ve özellikle bizim de aslında çok yakınımızda bulunan, Taksim'deki binamızın yakınında bulunan talimhanede daha önce Beyoğlu Belediyesi'nin bir sergi alanı olarak kullandığı, yaklaşık 15-20 gün öncesinde, bir ay öncesinde kaldırılan bir noktada gözlem yaptığı, şu anda da öyle zannediyorum, ekranlarınıza geliyordur, bir selfie çekerek, selfie pozisyonuyla dolaştığı ve gözlem yaptığı görüntüler de ortaya çıkmıştı. Aslında sadece o görüntüler değil, Reyna saldırısının gerçekleştiği noktada, pek çok noktada tam 1000 saatten fazla görüntüyü polis
günlerdir dedik dedik inceledi. Çok sayıda iz sürdü ve bağlantılı olabilecek kişilerle ilgili araştırmalar yaptı. Dediğimiz gibi İzmir'de, Zeytinburnu'nda, Konya'da pek çok noktada operasyonlar düzenlendi. Ve son olarak da Esenyurt'taki operasyonla birlikte terörist artık yakalanmış oldu. Ve bundan sonra tabii ki söyleyecekleri önemli. Ebu Muhammed Horasani Koz isimli Abdülkadir Masarifoğlu'nun. Çünkü bundan sonra herhangi bir farklı bir saldırı üzerinde duruyordu. Polis onu engellemek için çalışıyordu. O saldırı artık engellenmiş oldu. Terörist yakalanmış oldu. Ve bundan sonra konuşacağı, söyleyeceği isimler de vereceği polise bilgiler de soruşturma aşamasında son derece önemli olacak. Ancak toparlayacak olursak dediğimiz gibi Esenyurt'ta bir site içerisine yapılan operasyon sonucu bir Kırgız arkadaşının evinde kaldığı ilk gelen bilgiler arasında orada yakalandı ve şimdi Hatay'daki devlet hastanesinde sağlık kontrolünün hemen ardından da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek ve öyle zannediyorum ilerleyen vakitlerde bizimle de çok daha farklı operasyonun detaylarına ilişkin çok daha farklı bilgiler paylaşılacak ve biz de onları aktarmayı sürdüreceğiz sizlere. Habertürk muhabiri Osman Girgin elindeki son bilgileri sizlerle izleyenlerle paylaştı. Biz de tekrar kendisiyle bağlantı kuracağız. Yeni bilgiler geldikçe öğreneceğiz. Bir kez daha ekranda yeni açanlar için tekrar edelim. Yılbaşı gecesi Reyna'da 39 kişiyi katleden terörist İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Özbek asıllı Ebu Muhammed Horasani Kod adlı Abdülkadir Masarifov Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Teröristin yakalandığı evin Kırgız bir arkadaşına ait olduğu bildiriliyor. Operasyonda şüpheli Abdülkadir Masarifov'la biri Kırgız olmak üzere, biri Kırgız asıllı bir erkek olmak üzere 3'ü kadın, 5 kişi gözaltına alındı. Terörist şu anda Hatay Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiriliyor. Sağlık kontrolünün ardından da Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek değerli izleyenler. Teröristin yakalandığı sırada yanında 4 yaşındaki oğlunun da olduğu öğrenildi. Örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü bilgisini bir kez daha sizlerle paylaşalım. Evet, emniyetin başarılı bir operasyonundan bahsediyoruz.